Merhabalar dostlar, hoş geldiniz. Azerbaycan'da çok sayıda gelişme var ama öncelikle İngiltere'den bir haber aktıralım. Dünkü videomda sizlere İngiltere'de bir petrol tankerinin kaçırıldığını söylemiştik. İngiliz özel kuvvetleri kaçak yolcular tarafından kaçırıldığı şüphesiyle bir petrol tankerine operasyon düzenledi. Manş Denizi'nde White Adası açıklarında düzenlenen operasyonda tankerdeki 7 şüpheli gözaltına alınırken BBC savunma muhabiri Jonathan Bale harekete geçen İngiliz özel kuvvetlerinin akşam saatlerinde düzenledikleri operasyonun 9 dakikada tamamlandığını aktardı. Tankerde bulunan 22 mürettebatın ise güvende olduğu bildirildi. Kardeş ülke Azerbaycan'a gidiyoruz. Çok sayıda yeni gelişme var. Donald Trump geçen gün Ermenistan'la çok iyi ilişkilerimiz var. Amerika Birleşik Devletleri'nde çok sayıda Ermeni yaşıyor. Ermenistan'a yardım edeceğiz açıklamasını yapmıştı ve beklenen oldu. ABD, Azerbaycan ile Ermenistan arasında insani ateşkes sağlandığını resmen duyurdu. Bununla ilgili yayınlanan resmi belgeyi de görüyorsunuz. Ateşkes yerel saatte pazartesi saat 8'de devreye girecek. Yani siz bu videoyu izlediğinizde ateşkes başlamış olacak. Bununla ilgili Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Ermenistan ve Azerbaycan Amerika Birleşik Devletleri'nin ateşkesi gözlemlemesine hazır olduklarına dair güvence verdi şeklinde bir açıklama yaptı. Yine bununla ilgili Profesör Doktor Salih Yılmaz, Azerbaycan Ermenistan insani ateşkesi Donald Trump'ın seçim yatırımı diyebiliriz. Ancak Rusya'nın ateşkesi sağlayamadığı cephede ABD nasıl sağlar görelim. Trump seçimde bunu kullanabilecek mi şeklinde bir paylaşım yapmış. Yine Azerbaycanlı gazeteci Ceyhun Aşirov Azerbaycan ordusunun bütün cephe hatlarında ilerlediği bir zamanda Minsk grubu tarafından gündeme getirilen ateşkesler Ermenistan'ı ipten almaktır şeklinde bir açıklama yaptı ki katılmıyorum ben çünkü zaten ateşkesin olmadığını görüyoruz arkadaşlar. O yüzden artık ateşkes var diye açıkçası üzülmüyorum. Bir saat sonra ateşkes genellikle bozuluyor. Yine Kubatlı'nın alındığını zaten biliyorduk fakat dün akşam İlham Aliyev resmi olarak Kubatlı'nın alındığını açıkladı. Dolayısıyla resmi açıklanan yerlere göre son durum haritasında görüyorsunuz. Her zaman dediğim gibi tekrarlıyorum durum bundan çok daha iyi. Özellikle Laçin koridoruna kadar alındı desek yalan olmayacaktır. 5 gün önce Habertürk muhabiri Çetin Erçetin tarihken şu şeye girildiğini söylemiş. Ardından Abdullah şuşa diye paylaşım yapmıştı. Fakat 5 gündür Şuşa'dan hiçbir haber alamıyoruz. Yine bu sefer ilginç gelişmeler yaşanıyor. Kuzeyde ilerleme olduğu aktarılıyor. Azerbaycan ordusunun Kelbecer ekseninde büyük bir ilerleme kaydettiği aktarılıyor. Dikkat ederseniz Azerbaycan ordusu şaşırtma taktiği uyguluyor. Ermeniler şu an Laçin'e odaklanmışken bir anda Kelbecer'den bahsetmeye başladık. Çok sayıda farklı uzmanın değerlendirmelerini ve tahminlerini sizlere aktaracağım. Azerbaycan ordusu Ermenistan Dağlı Karabağ arasında lojistik destek için tek seçenek olan Kelbecer ve Laçin koridoruna başlattığı operasyonda önemli ilerlemeler kaydetti. Bu iki koridordan karayolu lojistiği kesildiğinde Dağlı Karabağ'ın Ermenistan ile ulaşımı kalmayacak. Yine uydu görüntülerine yansıyan yangın raporları çatışmaların Güristan ve Tonanşan hattındaki ormanlık alanda da Hala devam ettiğini aktarıyor ki zaten sizlere artık ormanlık alanlarda çatışmaların olacağını söylemiştik. Uyduya yansıyan yerleri kırmızıyla görüyorsunuz. Buralar uyduya göre ateş çıkan yani yangın çıkan noktalar dolayısıyla çatışmadan bahsediyoruz. Sizlere geçen gün 17 Ekim'de David Beck kasabası yakınlarında vurulan S-300 hava savunma sisteminden bahsetmiştik. An itibariyle uydu görüntülerine buradaki S-300 sisteminin kalıntıları yansımış. Yine Rusya Araştırmaları Enstitüsü'ne göre Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait S300 hava savunma sistemlerini yok etmesine dair bir paylaşım gelmiş. Ermenistan'da S300 fazla olmamasına rağmen bu S300'lerin dağlık Karabağ'a nasıl sevk edildiklerini merak ediyoruz. Rus üslerinden satın alındıklarına dair iddialar var şeklinde bir paylaşım yapmışlar ki bilindiği gibi dün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 6 adet S300 vurulduğunu söylemişti. Yine Türkiye'nin Azerbaycan'da 4 adet F16 savaş uçağı bulunuyor. Ermeniler bir görüntü paylaşmış. Zaten İlham Aliyev gerekse de biz defalarca orada F16 uçağımızın piste sabit durduğunu söylememize rağmen ısrarla F16 uçağınız bulunuyor şeklinde açıklama yapıyorlar ki zaten biz bunu kendimiz söylüyoruz yine Rusya'dan Ermenistan'a büyük miktarda insani yardım gönderildi şeklinde fotoğraflar paylaşılmış. Eminim burada insani yardım dışında başka bir şeyler de vardır diye düşünüyorum. Özellikle o ambulansların ve kutuların içinde yorum sizin. Yine Azerbaycan ordusunun Kubatlı'yı işgalden kurtarması sonrasında Azerbaycan'ın 3. büyük şehri Sumgayit'ta Sevinç'ten havai fişekli kutlama yapıldı. 27 yıl sonra Ermenilerden Kubatlı'nın geri alındığını duyan Sumgayit'liler artık yurtlarına dönebilecekler şeklinde aktarılmış. Çünkü daha önce Kubatlı'daki kişilerin Sumgayit şehrine yerleştirildiklerini söyleyebiliriz. Yine dün Ermenistan tarafında neler oldu ona bakalım. Ermenistan Savunma Bakanı Tonayan cephe hattına geldi. Bununla ilgili bir fotoğraf görüyorsunuz. Ermenistan Savunma Bakanı David Tonayan'ın askerlerle yaptığı görüşmede Dikkat çeken bir detay anlatalım. Fotoğrafta Azerbaycan sınır birliklerinin üniformasını giyen Ermeni askerlerini görüyorsunuz. Fotoğraf daha sonra İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinden resmen kaldırıldı. Bu kadar ucuz numaraları Azerbaycan ordusunun yutacağına inanıyorlar. Gerçekten komik bir durum. Yine İlham Aliyev dün askerlerle de bir toplantı gerçekleştirdi. Burada cephede her gün yeni yerler kurtarılıyor. Yapılan operasyonlar ile ilgili yayınlanan görüntülerden daha fazlası elimizde var. Ermenistan'a bedava silah sevkiyatı yapıyorlar. Bununla ilgili elimizde somut bilgiler var açıklamasını yaptı. Geçen gün İlham Aliyev İran'ın ve Gürcistan'ın sınırları kapattığını söylemişti ki bu açıklamasından sonra geri adım attığını görüyoruz. Yine Azerbaycan Cumhurbaşkanının bugün yaptığı toplantıdan kısa bir parça sosyal medyada paylaşılmış. Rusların sizlere bölgeye yerleştiğini söylemiştik. Rusların Azerbaycan Ermenistan sınırına konuşlanma noktası tam olarak tespit edilmiş. Bununla ilgili kanıtlı olarak görselleri de görüyorsunuz. Koordinatlara baktığımızda zaten mavi renkli ve sarı renkli kısımların eşleştiğini anlıyoruz. Dolayısıyla Rusların gerçekten oraya kamp kurduğunu söyleyebiliriz. Bir haber Çin'den aktarıp videomuzu noktalayalım. Her hafta rutin hale gelen Çin-Tayvan geriliminden sizlere bahsedelim. Aslında Tayvan bilindiği gibi minnacık ülke. Çin orayı tek lokmada yutabilir diye düşünüyor olabiliriz. Ama Çin oraya hiçbir şey yapamıyor. Tayvan oraya meydan okuyor. Bunu söyleyebiliriz ama tabii Çin istese orayı bir saatte alır. 25 Ekim'de yani dün Tayvan saatine göre öğleden sonra PLA yani Çin Halk Kurtuluş Ordusu tarafından Tayvan sahasına girildi. Bununla ilgili Tayvan'dan yapılan paylaşımda ne olursa olsun ülkemizi savunacağız faaliyetleri izlemek için rokat devre uçağı ve hava savunma sistemleri konuşlandırdık tarzında bir açıklama geldi ve Çin ordusunun hava sahası ihlaline dair çok sayıda belge paylaşıldı. Evet dostlar çok sayıda yeni gelişme var ama video çok uzayacak. Onları da farklı bir videoda sizlere aktaracağız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.